Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinde açıkçası kriz zirvede. Yani bu ziyaretler bile söz konusu krizin hangi aşamada olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Zira Amerika ve Türkiye şu ana kadar ortaya koydukları tezler, talepler, beklentiler noktasında geri adım atmış değil. Ve bunun merkezinde de S-400'ler yatıyor ama S-400 tabiri de çok doğru değil. Buradaki asıl mesele Türkiye'nin uzunca bir süredir dikkatleri çektiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda somut bir adım beklediği Suriye, Suriye'nin kuzeyi ve bu anlamda Menbiç ve Fırat'ın doğusu bağlamındaki Amerikan projeleri. Ve yine bu eksende değerlendirildiğinde Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi kapsamındaki bir takım adımlarının Türkiye'nin çıkarlarını ve bekasını tehdit edecek bir potansiyel taşıması. Bundan dolayı da Türkiye zaten kaçınılmaz olarak S-400'ler başta olmak üzere farklı ve alternatif silah sistemlerine başvurma gereği duyuyor. Dolayısıyla buradaki neden ve sonuç ilişkilerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor. Zira burada Türkiye'nin ciddi anlamda bir tehdit algısı ve bu tehdit algısı karşısında bir arayışı var. Diğer taraftan şu anki Washington'daki temaslara bakıldığında Türkiye her halükarda dış politikasındaki dengeyi ve çok boyutlu devam ettirmek istiyor ve bu anlamda Amerika'ya vermek istediği bir mesaj da şu. Burada eğer Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kopma olacaksa bunun müsebbibi Türkiye değildir. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar dahil atacağı bir takım adımlar sonuçta Türk-Amerikan ilişkilerine katkı sağlamayacaktır. Ve eğer burada bir kopma olursa bundan yine en fazla zarar görecek aktörlerden bir tanesi de belki de en başta gelen Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın ve Albayrak'ın ve Sayın Akar'ın bu anlamdaki ziyaretleri bence yerinde yüz yüze bu anlamda verilen mesajlar taşıması itibariyle önemli. Ayrıca özellikle Sayın Albayrak'ın burada yaptığı ziyarette Amerika'daki yatırımcılara yönelik, Amerika'daki iş çevrelerine, sermaye yönelik olarak verdiği mesajlar da bence oldukça önemli. Ve bu mesajlar üzerinden aslında Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerikan kamuoyuyla, Amerikan iş adamlarıyla, efendime söyleyeyim, Amerikan devletiyle aslında çok ciddi anlamda bir sorunu olmadığını ya da en azından iş adamlarıyla böylesi bir sorun içerisinde bulunmadığını göstermeye çalışıyor. Burada Amerikan siyaset çevrelerinde ve bir takım güvenlik bürokrasilerinde İsrail'in ağır bastığı bir takım burada sorunlar olduğuna yönelik olarak da mesajlar veriliyor. Nitekim Trump'ın bu anlamdaki duruşuna ve çıkışlarına bakıldığında da açıkçası Trump'ın Türkiye konusunda kafasının çok net olduğu da söylenemez. Zaman zaman çok sert mesajlar verirken, zaman zaman Türkiye ile sanki hiç sorun yokmuş ve bundan sonra her iki ülke kaldığı yerden ilişkilerine devam edecekmiş gibi mesajlar veriyor. Ve nitekim bu son ziyarette de Trump'ın verdiği mesajlar bu şekilde kendisini gösterdi. Tabii bunun ekonomik anlamdaki yansımaları önemli. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu ana kadar en azından Türkiye kendisi açısından burada Amerikan kamuoyuna, Amerikan iş çevrelerine ve Amerikan iş çevreleri üzerinden de tüm dünyaya yapıcı bir mesaj vermiş bulunuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri aklı sıra kendince hem PYD'yi hem Türkiye'yi idare etmeye yönelik, her ikisini bir şekilde karşısına almamaya yönelik bir politika izlemeye çalışıyor ama bu sonucu itibariyle bir kere PYD, YPG'nin PKK'nın işine yarar. Ve bu anlamda da Türkiye buna saha boyutuyla, kendisinin olmadığı bir saha boyutuyla hiçbir şekilde sıcak bakmaz. Eğer böyle bir şeye evet derse Türkiye, Cerablus, Elbap ve Afrin'in hiçbir anlamı kalmaz. Ki Türkiye bundan sonrası itibariyle Minbiç ve
Fırat'ın doğusu dediğimiz aslında bu El Cezire bölgesini gündeminde tutarken Amerika Birleşik Devletleri sadece bizim açımızdan bize La Fontaine'den masalları okuyan bir ülke konumuna düşer ya da işte Arap dünyasında oldukça meşhur olan Binbir Gece masallarından bize bir masal okuyor olur. Türkiye'nin masallarla işi yok. Türkiye realitelere bakar ve Amerika'nın bu hikayelerini masalların arkasındaki asıl düşünceyi görmeye çalışır. Ve burada da asıl düşünce çok net. O yüzden kabul edilebilir bir tarafı yok ve Türkiye'nin de bunu kabul etmesini beklemek mümkün değil.